Merhaba sevgili Nokta TV izleyenleri, Mine Kırıkkanat'la birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Ezgi'cim, hoş bulduk ve tabii ki çok sevgili izleyicilerimize merhaba. Bizden de merhaba diyelim ve başlayalım. Şimdi bugün ele alacağımız konu hakikaten çok çok önemli. Zira üst üste gencecik evlatlarımız, öğrencilerimiz hayatlarına kıyıyorlar. Bu çocuklar neden yaşamdan kopuyor? Onları intihara sürükleyen sebepler neler? Hepsini konuşacağız. KYK yurtlarında neler oluyor diyeceğiz. Bu yurtlardaki tarikat baskılarını konuşacağız. Son olarak Akdeniz Üniversitesi'nden gelen bilgilere göre 3 öğrenci 2 ay içerisinde kendi hayatlarına son verdiler ve pencereden atladılar. Burası da ilginç. Yani bir gencecik bir çocuğun kendini pencereden atıp hayatına son vermesi durumuna getiren sebepler ne? Bu vahim tabloyu konuşacağız. Bir öğrenci de yine evinde yaşamına son verdi. Neler oluyor çocuklarımıza? Gizli saklı birçok şey var. Bu intiharlarda çok çok sonra ortaya çıktı. Ve bunun ardından sosyal medyada yine o yurtlarda kalan öğrencilerin anlattıkları gerçekten kanımızı dondurdu. Neler yaşanıyor, neler bilmiyoruz. Sadece biz sosyal medya aracılığıyla karşımıza çıkanlara kadar onları bilebiliyoruz. Sizin yorumlarınız nelerdir? Bizim bu evlatlarımız neden canlarına kıyıyorlar? Bir kere her şeyden önce şunu söyleyeyim. Yani burada gençlerimizin bu şekilde kendi hayatlarına, çaresizliğin son raddesine gelerek kendi hayatlarına kastetmeleri, son vermeleri, intihar dediğimiz olay ve gençlerin bu kadar sıklıkla intihar etmesi, yani şöyle söyleyeyim, yüz binlerce, milyonlarca sığınmacı dediğimiz işgalciyi besleyen Türkiye için korkunç bir ayıptır. Çünkü neden? Yani ayıp değil, daha da ağır bir vicdan yarası, bir kötülük. Neden derseniz, bu çocuklar, intihar eden bu çocuklar, yemek tabaklarına bakıyoruz, daha doğrusu tablodot tabaklarına bakıyoruz. KYK, yani Kredi ve Yurtlar Kurumu'na girmeyi başaran bu çocuklar çok fakir ailelerin çocukları. Tablodotlarına bakıyoruz, çoğu yarı aç, yarı tok ve onlara yaşamaları için 800 lira para veriliyor. Yani zaten milyonlarca işgalci, sığınmacıyı besleyen, bu devleti temsil eden korkunç iktidar. Çünkü artık bu iktidar korkunç, gerçekten korkunç. Kendi evlatlarını aç bırakıyor, aç yatırıyor. Yetmiyormuş gibi zaten çok fakir olan ailelerden gelen bu çocukları doyuramadığı, besleyemediği, 800 lirayla sürünmeye mahkum ettiği ve bu yüzden ekonomik krizin en yüksek olduğu bu dönemde her gün her şey zamlanırken bu çocukları aynı zamanda tarikatların eline teslim edip ikna odalarında psikolojik baskı kurması aslında canilikten başka hiçbir şey değil. Yani bugün bir eski pedagoji okumuş, psikoloji okumuş, felsefe okumuş, öğretmenlik yapmış biri olarak ben de yani eğitim, en azından eğitim tahsili aldım. Yani çocukları bu şekilde ziyan etmesi, bu iktidarın zaten gitmesi, bir daha gelmemesi ve yargılanması için yeterince bir sebep. Bakın, o intiharların gerisinde aslında en güzel açıklamayı Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak yaptı. 2019 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile o olmaz olsun Diyanet o Mercedes'lerde, o zengin iftarlarında, o almaya doyamayan, bütçesi
kaç milyon çocuğun karnını doyurabilecekken, işe yaramaz hiçbir şey üretmeyen insanları işe alıp onlara bedavadan para veren Diyanet bir protokol imzalamışlar. Bu protokole göre hiçbiri psikoloji eğitimi almamış, manevi danışmanlar, danışman ilan edilen ilahiyatçılar bu yurtlara sokulmuş. Yani kredi ve yurtlar kurumuna sokulmuş. Evet. Çocukları ikna odalarına alıp tarikatların egemenliğine vermişler. Ve bu intiharların yaşadığı yurtta zaten menzil tarikatı egemenmiş. Menzilciler, düşünebiliyor musunuz? Menzilciler. Yani tecavüzü, çocuk tecavüzünü, cinsel açlıklarını, cinsel sapıklıklarını, her türlü kötülüğü, kötülükte dini alet eden bu tarikatlar yuvalanmış ve kimin emriyle yuvalanmış? Diyanetle Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın imzaladığı bir protokolle yuvalanmış. Resmen yuvalanmış yani. Bu kabul edilebilecek gibi bir şey değildir. Fakat bu arada ikna odaları deyince ben bir şey hatırlıyorum. Siz de hatırlıyorsunuz herhalde. Biliyorsunuz Türkiye'de bu siyasal İslamcılar, yani tarikatları devlete egemen haline getiren bu sapık tarikatları yurtlara sokan bu siyasal İslamcılar bir zamanlar üniversitelerde başörtüsü takmak, türban takmak yasakken genç kızları türban takan ve başörtüsü takan genç kızları ikna odalarını alıp başörtülerini çıkarmaya ve türbanlarını çıkarmaya, tesettürlerini çıkarmaya ikna edilirlerdi. Ve bu ikna odalarına her şeyden önce biz laikler karşı çıktık. Değil mi? Ve siyasal İslam bu ikna odalarını çokça kullandı. İşte kızlarımız öyle baskı görüyor, böyle baskı görüyor, başörtüsünü çıkarmak için ikna odalarına sokuluyor vesaire diye. Şimdi bu ahlaksız siyasal İslamcılara soruyorum. O ikna odalarına ben de karşı çıktım. Ve fakat üniversitelerde başörtüsünü takma, senin mesela bu bir günah değildir diye ikna odalarına alınan kaç genç kızımızdan kaçı intihar etti? Hiçbiri. Hiçbiri. Bunu siyasal silah olarak kullandılar. Bugün iktidardalar ve ikna odalarında 2022 yılında, yani bütün dinler aslında bilimsel gelişmelerle çatışırken ve dogmalardan tartışılmaz ve kanıtlanamayan gerçekliği kanıtlamayan masallardan oluşan hikayelerle çelişen yaşanan hayatı çocuklara, yani bu çocuklara, bu tarikatlar o ikna odalarında bize teslim ol, biz ne dersek onu yapacaksın diyorlar. Ne yapıyorlar o çocuklara? Tecavüz mü ediyorlar? Taciz mi ediyorlar? O çocukların hangisini kendileri attı pencereden? Hangisi teslim olmadığı için pencereden atıldı? Hangisi dayanamadığı için atıldı? Yani bu artık kabul edilemez bir durum. Muhalefetin ayaklanması lazım. Gençlerimiz gidiyor, gençlerimiz. Onların yerine Türkçe bilmeyen Suriyeliler mi dolduracaklar? Bunun için mi yok ediyorlar Türk gençlerini? Bu yüzden mi intihara sürüklüyorlar hepsini? Bu tarikatlar artık devleti, milleti ve memleketi sömüren, bir dini alet ederek sömüren bir parazit örgütlenme, mafya örgütlenmesi olmanın dışında artık gençliğin canına kasteden muazzam bir tehlike oluşturuyor. Tehlike ve tehdit. Yani bu cinayet. O tarikatları, o ikna odalarını, o hiçbir psikoloji eğitimi almamış ilahiyatçıları o yurtlara koymak bir ne diyeyim size, dini vecibelere, dinin aşılamaya çalıştığı iyilik olgusuna, özgürlüğe, her şeye, insanlığa orta çağda kalmış düşünceleri bugün o gençlere aşılamaya çalışmak insanlığa ihanettir. Yani çok büyük cezalar bekliyor bu protokolü imzalayan 2019'daki Diyanet'i de, Diyanet yetkililerini de, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerini de. Bu çocukların
ölümünden onlar sorumludur. Onlar sorumludur. Ve ikna odaları dedikleri aslında demek ki infaz odaları aslında. O çocukların önce beynini infaz ediyorlar, sonra ya kendiliklerinden kendi canlarına son veriyorlar veya arkalarından teslim olmadıkları için birileri onları itiyor. Çünkü okuduğumuz tanıklıklardan bu üç kişiyle sınırlı değil, çok daha fazla intihar var diyorlar. Çok daha fazla intihar var. İntihar, buhran zamanları, ekonomik buhran zamanları çok görülen bir olgudur. Ama gençlerin kapsamlı olarak intiharı hayır. Hiçbir ülkede görülmemiştir. Yani buhran zamanları ekonominin neden olduğu intiharlar psikolojik tarihsel örneklerine baktığımızda hep yatırımcısı, geçinemeyen aile babası ki bizde de var öylesi intiharlar. Orta yaşlılar daha çok intihar eder. Ama kriz zamanı, buhran zamanı genç intiharları bu kadar yoğun biçimde hiçbir ülkede, hiçbir kriz altındaki ülkede görülmemiştir. Ve hatta o meşhur büyük buhran dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri'ndeki 1920'lerdeki krizde bile görülmemiştir. Dolayısıyla bu intiharların tabii ki gerisinde ailenin fakirliği dolayısıyla o korkunç yurtlara ve normal olarak çocuklarını eğitilsin diye teslim edilen Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Diyanet'in ele geçirdiği o yurtlara kendilerini veren ailelerinin yoksulluğu bu çocukların psikolojisini zayıflatıyor. Ardından doymayan karınları bu çocukların psikolojisini zayıflatıyor. Ama büyük buhran zamanlarında da o yoksulluk, o açlık vardı. Ama gençler toplu olarak intihar etmiyorlardı. Demek ki bunun üstüne o tarikat denilen, ne diyeyim size, yılan yuvaları, kötülük yuvaları, cinsel ahlaksızlık yuvaları bu çocukları o intihara iten sonuncu ve en güçlü etken. Çünkü gençler dediğimiz zaman unutmayalım, polisimizin içerisinde geçen yıl 2021'in ilk 5 ayında 37 genç polisimiz intihar etmiş. Yani sadece yurtlarda değil bu. Ve 2022'de ilk 5 ayında 24 polisimiz intihar etmiş. Ve Emniyet Müdürlüğü resmi kaynaklar ne diyorlar biliyor musunuz? Alay eder gibi. Yani bunlar işledikleri cinayet üzerinde tepinen azmettiricilere benziyorlar. Övünüyor. Efendim 2021'in ilk 5 ayında geçen sene 37 polis intihar etmişti. Bu sene oysa aynı zaman diliminde 24 kişi intihar etti. İntiharlar azalıyor diyor. Ya bu nasıl bir şey? Hangi dünya polis teşkilatında 5 ayda 24 polis intihar etmiştir? Hangi dünyadaki emniyet teşkilatında 37 intihar vardır? Yok böyle bir şey. Nereye gidiyoruz? Ne yapıyorlar bunlar? Çıldırdılar mı? Bu iktidarın elinde artık bu gençlerin kanı var. Kanı. Yani daha ne? Ve elinde kanı olan bir başka grup var ki onlar gerçekten bazen çünkü olaya tanık olmak ve üstünü örtmeye çalışmak cinayeti işleyenlerden daha büyük daha büyük bir suçtur. Onlar işte bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin verdiği üniversitelerdeki intihar silsilesini ne dair açılması gereken soruşturma, araştırma önergesini reddeden Milliyetçi Hareket Partili ve AKP'li milletvekilleri. Onlara ayıp diyorum. Ayıp. Umarım siz de bu intihar eden gençlerin acısını tadan ailelerin çektiklerini bir gün 5 misliyle, 10 misliyle, 100 misliyle. Çünkü siz insan değilsiniz. Çünkü siz birer tane canavarsınız her biriniz. O kalkan ve inen ellerinizle sadece otomat gibi şefinize, liderinize itaat eden, kendi çıkarınızı, koltuğunuzu, maaşınızı düşünen egoizminizle birer canavarsınız. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi yapılanlar gerçekten çok ilginç Mine Hanım. Yani
mesela bu yurtlarda çalışan öğrencilerin odalarına girip yastıklarına kan bulaştırıp bu kanlarla ilgili de daha sonrasında o öğrencilere senin içine cin kaçmış, senin ruhunu işte şeytan girdi diyerek çocukların psikolojisini bozup işte bu tarz maalesef ki hani diyorsunuz ya evet ekonomik vesaire bu çocuklar gençlerde görülmez bu. Ama öyle bir yerden giriyorlar ki çocukların beynine yani düşünsenize. Hakikaten bu hani içine şeytan girdi diyorlar ya sizsiniz şeytan. Şeytanın aklına gelmez ya bir gencecik bir çocuğun yastığına kan bulaştırıp da onu o şekilde korkutmak. Bak senin içine cin kaçmış demek, şeytan girdi demek. Yani bu yurtlarda bence ailelerin de daha bilmediği çok farklı vahim olaylar yaşanıyor. Bu ve üç, çok daha fazla intihar vakası var. Evet bu 3 intihar dahi 45-50 gün sonra ortaya evet. çıkıyorsa bizim evet. bilmediğimiz daha neler var? Evet. Çok daha fazla intihar vakası var ve ben size söyleyeceğim. Hayır bu adamlar şeytan değil. Bu adamlar sapık. Hani filmlerde seyrediyoruz ya korku filmlerde o sapıklar. Bütün tarikatlar sapıklarla dolu. Çünkü şeytan herkes unutuyor, herkes bunu söylemiyor ama yine de Tanrı'nın bir meleğidir. Kötü meleğidir ama Tanrı'nın meleğidir. Bunları Tanrı falan yaratmadı. Bunlar gerçekten hatalı doğan insanlar. Kafasında bir sapıklık, bir başka türlü bir şeyle doğan insanlar. Ve inanın hepsi cani, hepsini cinayetle suçluyorum, hepsini katillikle suçluyorum. O kan bulaştıranlar aynı zamanda biliyorsunuz cinleri nasıl çıkartıyorlar? Hani kadınları alıyorlar, cinleri çıkartmak için tecavüz ediyorlar ya, sonra rızası vardı diyorlar. Evet. O çocukları da tecavüz ettiklerine eminim. Bunların hepsi sapık. Ve hakikaten kapatılması gereken, hapsedilmesi gereken, en ağır biçimde cezalandırılması gereken sapıklar. Bunların kesinlikle. Hepsi sapık. Evet. Yani bir deliliğin çok tehlikeli, çok tehlikeli cinayet işleyen hı-hı. bir deliliğin şu anda elinde devlet. Bu tarikatlara geçit veren devlet. Çünkü bu insanların hiçbirisi normal değil. Aynen filmlerde seyrettiğimiz tehlikeli deliler. Şimdi mesela genelde başlıklar şöyle atılıyor ya yurtlarda tarikatların dini baskısı. Burada din yok ki. Din yok. Hep cinsellik. Dediğimi yapacaksın. Hep cinsellik ve tecavüze, taciz ettiklerine de eminim. Kesinlikle eminim. O da var. Evet o da var. Çünkü evet. öğrencilerin evet. Yavaş yavaş sosyal medyada kendilerini korkmadan ifade etmeye başladıkları bir platform olmaya başladı. Yani evet çoğu isimsiz belki isimlerini paylaşmakta tabii ki imtina evet. ediyorlar. Onu anlayabiliyoruz. Ama o yurtlarda kaldıklarını iddia eden öğrenciler hatta birçoğu o intiharların yaşandığı an bile halen aklımda diyor. O sesi duydum gece diyor. Gecenin 3'ünde düşünsenize saat gece 3 bir insan yurtta ne geldi de senin başına gece 3'te? Ne yaşadın? Kendini atıyorsun pencereden. Bence kendini atmamış da olabilir biliyor musunuz? Bununla da ilgili çok gibi söylem öylesine var. Öylesine büyük sapıklar ki hepsi bütün tarikatlar ve bütün tarikat üyeleri hepsi potansiyel katildir. Bu kadar. Hepsini potansiyel katil olarak düşün. Ben bu çocukların bazıları kendince bir kere 3'ten çok daha fazla intihar var. Ama bazılarının da öldürüldüğüne inanıyorum. Zaten buna yönelik geç, de söylemler var. Yani basına geç. Şimdi ne yapacaklar? Yasak getirecekler bu haberlere vesaire. Yani hepsi birbirinin pisliğini örten korkunç insanlarla karşı karşıyayız. İktidardakilerden tarikatlara, tarikatlardan o yurtları tarikatlara teslim edenlere, mecliste bu genç intiharları hakkında soruşturma, araştırma komisyonu kurulmasını, araştırılmasını engellemek için el kaldıran o milletvekillerini hepsi inanın orta çağda Katolik Kilisesi'nin halka yaptığı ve sonunda zaten Katolik Kilisesi'nin bütün etkisinin bitmesi ve ortaya laikliğin çıkmasına neden olan o korkunç baskı, o karanlık kendi karanlıklarını, kendi cinsel sapıklıklarını, kendi cinsel arzularını tatmin etmek ve tatminsiz kalmaktan dolayı doğan delilik
dolayısıyla Orta Çağ papazlarına, Orta Çağ Katolik Kilisesi'ne taş çıkartırlar. Ve iyi baksınlar, iyi baksınlar, cahildirler, bilmezler ama o papazların, o Katolik Kilisesi'nin sonu çok kötü oldu. Bugün hala da kafayı kaldıramıyorlar. Umarım bizde de öyle olacak. Evet. Şimdi bir aslında bir kaldırıp da kafalarını, çocuklarını dinleseler, şu an yeni nesil o kadar net çocuklar konuşuyor ki. Çocuklar onlar için mal, mal, mal. Çoğu aile için de öyle. Yani bu ahlak yapısı içerisinde çocuk hiçbir şey. Çocuk bu ahlak yapısı içerisinde istismar edilecek, çalıştırılacak, köle olarak çalıştırılacak ve ebeveyn ihtiyarlayınca, ihtiyarlayınca ona bakacak hizmetçi olarak yetiştiriliyor bu ailelerde. Mal çocuklar. Bu çocuklarını sevmiyorlar. O çocuklardan biri bir sokak röportajında ailesine sesleniyor. Düşünsenize, her akşam birlikte oturup aynı masada yemek yediğiniz ailenize, annenize, babanıza bir sokak röportajından sesleniyorsunuz. Bir dinleyelim o sokak röportajını. Irmak şimdi ekrana getirsin. İzlemeyenler vardır belki, onlar da görmüş olur. Bakın neler söylüyor Türk evladı. Geleli her zaman AKP vardı, hala AKP var. Ben babamla kavga ettim abi AKP yüzünden. Ben buradan babama seslenmek istiyorum. 20 yıldır AK Parti'ye oy verdin, 20 yıldır. Bak 19 yaşında oğlum var. Biraz düşünüyorsan oğlunun geleceği için artık farklı bir partiye oy verirsin lütfen. Oğlunun geleceği için be. Eşin, annem döndü. Annem artık farklı bir partiye oy vereceğim diyor. Annem biraz örnek al. Kızlarını örnek al. Biz bıktık çünkü artık yeter. Baba o sandık önüne geldiğinde biraz oğlunun geleceği için oy ver lütfen ya. Neredeyse ağlayacak babasına gerçekten, sokak röportajından sesleniyor. Gerçekten öyle. Ama bu çocuklar aynı zamanda ben iftihar ediyorum. Çünkü Türkiye'nin bütün güzel çocukları sapık, sapıklığa teslim olmayan, bu deliliği, bu katilliği, caniliği, aşırı milliyetçilikten, aşırı dinciliğe teslim olmayan bütün güzel çocuklar aynı zamanda benim çocuklarımdır. Sizin için de öyledir eminim. Öyle, dolayısıyla öyle. Bu çocukla aynı zamanda iftihar ediyorum. Hiç olmazsa tarikatlara teslim olmuş bir kredi ve yurtlar kurumunda değil. Hiç olmazsa babasına seslenebiliyor. Ve aslında hangi okulda okursa okusun belli ki internet kullanıyor. Belli ki dünyaya açık. Okuyor. Belli ki gerçeklerden, evet, evrensel gerçeklerden haberdar. Belli ki özgür bir beyin ve babasına seslenebiliyor. Bu muazzam bir gelişmedir. Yani babasının babasına karşı hiçbir şekilde seslenme özgürlüğü olmayan, dayak yiyen bir çocuk da olabilirdi. Dolayısıyla anne baba her ne kadar AKP'ye oy verdilerse bir zamanlarda, bu çocuk korkmadan annesini babasına bir televizyon kanalına açıklama yapabiliyor. O yüzden anne babayı da tebrik etmek lazım. Ve o babaya, bakın anne değişmiş zaten, hakikaten oğlunu dinlemesini öğütlerim. Çünkü eğer gerçekten yanlış yolda AKP'ye oy vermeye devam ederse, oğlu bence ondan sonra ziyan olmuş hayatıyla benim hayatımı sen ziyan ettin deyip araları çok daha fazla açılacak. Zaten vakit varken oğlunu dinlesin. Evet, oğlunu düşün diyor. Eğer düşünmezse baba, ondan sonra suçlama gelir ikinci aşamasında. Özgür düşüncenin böyle bir şeyi vardır. Önce uyarır, sonra suçlar. Ötekiler kafalarını sürekli olarak eğdikleri ve zavallı eğdikleri kafalarına bir tokat yiyince daha da sessizleştikleri için zaten ya sapık ya da deli oluyorlar. Evet, şimdi siyasetin de işte bu konulara çok çok ağırlık vermesi gerekiyor. Siz de dediniz ya işte yani muhalefetin şu an inletmesi gerekiyor yani böyle bir durumda. Bugün Sayın Meral Akşener de değindi, evet. Grup toplantısında öğrencilerimizin barınma sorunu, onların işte dernek ve vakıflara ait özel yurtlara mecbur bırakıyor dedi. Enes'in acısı halen daha evet. Yüreğimizde dedi. Evet. Ve bu yurtların da başıboş yönetimlerin eline bırakılmasına göz yumamayız diyor. Evet, evet, söylemler doğru, göz yumamayız. Ama nasıl? Evet. Meral Akşener bugün gerçekten çok çok güzel konuştu. Ve ama nasıl? İşte mesele burada odaklanıyor. Ama nasıl? Sanırım iktidarın değişmesi gerekiyor. Başka türlü bir şey olamayacak. Ve bu arada Meral Akşener'in bütün söylediklerini onayladığım gibi
Bay Chris sözünü de çok beğendiğimi ifade etmek isterim. Bence yapılması gereken aslında muhalefetin bu altılı masaya dahil edilmeyen diğer oluşumları da içine alacak bir şekilde illaki masayı genişletmek değil ama bir konsensüs, yani sözlü bir konsensüs kurması ve muhalefetin belli sloganlar şeyinde altılı masa ve dışındaki muhalefeti de birleştirecek biçimde en azından kamuoyunda ortak açıklamalarda bulunması, birisinin bir şey hazırlaması ve hepsinin imzasını ona atması lazım. Sözsel olarak da söz ediyorum. İmza derken illa yazılı değil. Yani artık birbirini yiyip, birbirine çelme takıp kendi partisini ya da kendi kişisel ikbalini düşünme zamanını çoktan geçtik. Bu lafı çok söylüyoruz ama bir türlü o yere gelmedikleri için söylüyoruz. O yüzden muhalefetin aslında bazı konularda bugün Meral Akşener'in de zaten grup toplantısında söylediği gibi, yani iktidar ve muhalefet ayrışmasının üstünde olan konular var. Mesela çevre felaketi gibi, yani Türkiye'yi bekleyen susuzluk gibi, onlardan da bahsetmiş Meral Akşener. Gençlerin bu şekilde kitlesel intihar hareketleri diyebileceğimiz bir olgunun başlaması aslında iktidarda muhalefeti de aşan gerçek bir ulusal sorun. Mesela bu gibi konularda ortak açıklamalar yapmaları lazım. Ben bazı açıklamaların artık ortak olması gerektiğini düşünüyorum. İktidarın karşısında bu ortak dille durmak gerekiyor. Ve bir analiz yapacak olursak gidişata, şu anda Cumhuriyet Halk Partisi de güzel atılımlar yapıyor. İyi Parti de iyi atılımlar yapıyor. Şu anda dışarıda kalan muhalif küçük partileri de aslında bir araya getirecek bir üslup içerisinde, illaki bir masa çevresinde değil, anlatabiliyor muyum? Yani bir toplantı yapılır mesela, o toplantıda derler ki şu konular, şu konular, şu konularda ortak bir ortak açıklamalar yapalım ve bunu da sağlamak çok çok kolay. Böyle bir çaba içerisine girmelerini bekliyorum. Eğer küçük bir siyasal analiz yapacak olursak, bütün bunlardan bağımsız olarak konuştuklarımızdan, İyi Parti'nin CHP'nin bütün çıkışına rağmen CHP'nin bazı anlamlarda güvenirliğini yitirmesi, Türk lafını etmemeye gayret göstermesi, Erdoğan'ın Türk sözünü silmeye yönelik hamlelerinde çok fazla karşı çıkmaması vesaire, İyi Parti'nin Meral Akşener'in daha bir cesurca, Ümit Özdağ zaten cesurca karşı çıkıyor da, Türk demekten korkmaması falan, şu anda İyi Parti'nin oyları bence CHP'yi yakaladı ve seçimlerde, önümüzdeki seçimlerde CHP'yi geçebilir. Yani bir durum saptaması yapıyorum sadece. Bütün bu olaylardan bağımsız olarak. Peki. Şimdi diğer, biliyorsunuz ki ülkemizin en büyük sorunlarından biri Türk Hava Yolları'nın ismiymiş. Turkish Airlines yazıyor olması en büyük sorunlarımızdan biriymiş. Evet. Biz bilmiyorduk. Bu sorunu da sağ olsun iktidarımız bir çözüme de kavuşturdu. Bundan sonra dedi uçaklarımızda Türk Hava Yolları yazacak. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu yeni gelişmeyi? Ezgi'cim, ben bu olay değişti zannediyordum. Çünkü dün gecenin büyük polemiği buydu. Sayın Cumhurbaşkanı İngilizce bilmediğini ve de pek, yani ne dediğini de çok iyi bilmediğini, o Türkiye Hava Yolları ile, yani Türk işin karşısında, Türk demek olan Türk işin karşılığına Türkiye koymakla gösterdi. Yani bunun iki nedeni olabilirdi. Bir, biliyorsunuz her yönde ve hatta edebiyatta bile, hani intihal davam var ya benim, bir neoliberal cephe var. Gibi FETÖ gibi saran, yani ortalığı illaki küresel emperyalist güçlere hizmette kusur etmiyorlar bunlar. Çoğu da fonlu zaten. Bu neoliberaller Türk yerine Türk kelimesini kaldırmak, andımızı kaldırdıkları gibi Türk kelimesini kaldırmak, şeylerden, kurumlardan TC tabelalarını kaldırttıkları gibi o Türk sözcüğünün yerine Türkiye'yi oturtmak istiyorlar. Şimdi
Erdoğan bunların etkisi altında mı? Yani Türk iş, Türk demek olan Türk Hava Yolları'na ki 50 seneden beri bu böyle yani Türk Hava Yolları tıpkı Alman Hava Yolları olduğu gibi ve tıpkı İngiliz Hava Yolları olduğu gibi British Airways, British'in karşılığı yani Britan vatandaşları demek olan İngiliz, British, İngiliz demektir. Dolayısıyla yani dünyadaki karşılığı da zaten İngiliz, Türk, Alman vesaire olarak gidiyor. O Türk hava yollarını 50 senedir muhafaza ettiğimiz, hatta bir ara çok yüksek bir marka olan Türk hava yollarındaki İngilizcesini Türk işi, Türkiye olarak çevirmek ya Erdoğan'ın neoliberal küresel emperyalist baskı altında bunu söylediğini veya ne söylediğini çok 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 iyi bilmediğini veya Türk sözcüğüne tıpkı neoliberaller gibi aslında bir ne diyeyim kampanya açtığını gösteriyordu. Ama o kadar büyük tepki aldı ki sonra Anadolu Ajansı bildirdi. Saat 12'yi birkaç dakika geçe Erdoğan yeni bir açıklamayla Türk Hava Yolları olacak demiş. Şimdi sen bana diyorsun ki Türkiye Hava Yolları olarak tescil edildi. Ama bu haber yani değişti. Erdoğan sözünü değiştirdi. Ben hatta çevir gazı motor yanmasın diye tweet attım. Anadolu Ajansı söyledi, başka ajanslar söyledi. Yani bu hata yapıldı. Boşuna bir polemik açıldı. 50 senelik kurumun adını değiştirmeye çalışmak. Pek çok yorumlar yapıldı. Fakat tepki karşısında Erdoğan geri adım attı. Türk Hava Yolları olarak tescil edilecek diye söyledi. Anadolu Ajansı'nın yalancısıyım. Ha onlar da çok doğrucu olmadığından yani valla Anadolu Ajansı'na da kefil olamam. Sen diyorsun ki Türkiye Hava Yolları olarak tescil edildi. Hangisi doğru? Henüz yok. Yani nasıl? Türk Hava Yolları olarak mı? Yani Anadolu Ajansı'nın haberi mi? Doğru. Türk Hava Yolları olarak son açıklama o şekildeydi. O şekilde. Türk Hava Yolları olacak. Yani. Türk Hava Yolları ama zaten ama yani Türk işte Hava Yolları. Hiçbir şekilde sizin de dediğiniz gibi yani bir saat önce değişmişti. Bilemeyeceğim. Anladım tamam oldu. Bir saat önce değişti Ezgi'cim. Sana müjde veriyorum. Yeniden Türk Hava Yolları'na döndük tatlım. Gerçekten. Turkish Airlines. Evet. Yani aşağı yukarı yarım yüzyıldan fazladır öyle olduğu gibi. Neyse büyük bir sorunumuzu çözmüş oldular. Evet aynen öyle. Demek ki tepki göstermekte yarar var. İşte evet, bu tepkiyi sevgili izleyicilerimizin de bence aynı şekilde düşündüğünü zannediyorum. Muhalefetin bu tepkiyi sık ve çok yüksek sesten, yüksek perdeden ve dediğim gibi dışlanan muhalif partileri, küçük sol partileri de içine alacak şekilde, işte Zafer Partisi'ni de içine alacak şekilde ortak bir zeminde bazı konularda birleşmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Yine Meral Akşener'e dönmek gerekirse bu Türkiye Hava Yolları polemiğindeki artık dönüldü o polemikten. Sen istediğini yap, biz gelince çok güzel yani belki de en güzel tepkiyi o gösterdi. Sen istediğin gibi değiştir, biz gelince Türk Hava Yolları'nı geri getireceğiz diye bir tweet attı dün gece. Onu da çok beğendiğimi söylemeliyim. CHP'den böyle bir tweet görmedim. Belki ben görmemişim. Halbuki tweet atmayı çok seviyorlar. Peki Mine Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Yine bu hafta çok güzel bir söyleşi oldu. Ve tabii hep diyoruz ya yani umarız bir sonraki hafta işte daha güzel konuları konuşuruz. Ama yani bir önceki haftayı arar oluyoruz. Maalesef. Evet, gerçekten öyle. Bir ülke haline geldik ki sonumuz hayır olsun diyelim. Evet, sonumuz mutlaka güzel olacak Ezgi'cim. Seninle de çok iyi anlaşıyoruz bir programda. Konuları, güzel konuları saptıyorsun. Çok uyumlu bir birlikteliğimiz var. Düzeyli bir birlikteliğimiz. Bozulmasın inşallah. Evet, evet, aynen öyle. Bozulmaz, merak etme. Evet. Değerli izleyicilerimize hoşça kalın diyoruz gelecek haftaya kadar. Ama mutlaka güzel olacak. Mutlaka güzel olacak.
sen güzel yavruna ve ben güzel torunuma ve bütün izleyicilerimizin çocuklarına, torunlarına ki hepsi bizim evladımızdır. Çağdaş, akıla dayalı, bilime ve vicdana dayalı, kişisel vicdana dayalı, yurttaş bilincine sahip bir halkın temsilcilerinin yönettiği bir Türkiye bırakacağız andımızdır. Evet, tek gayemiz budur diyelim ve noktayı koyalım. Çok sağ olun Mine Hanım, iyi ki varsınız. İyi ki siz de varsınız, birlikte bir gücüz. Öyle öyle, çok teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, burada biz noktayı koyuyoruz efendim. Lütfen zili ve bildirimi açınız ve kanalımıza abone olunuz. Şimdilik hoşça kalın.